Ayıp değil mi lan? Ben bu arada düğünün ne tekrarını izlemeye vaktim oldu, ne kliplerini. Merak ediyorum. Acaba ne cringe'likler yaşandı? Zade Skills. Abi Cahre'nin de olsan şu halayı çekiyorsun işte ya. Yapacak hiçbir şey yok ya bazen. Bu niye çok izlenmiş? Altınları ateşleyin ya. Bit mi atıyorsunuz, boncuk mu atıyorsunuz? Ha? Nasıl buldunuz düğünü? Bisik ateşlendi mi peki? Çok merak ediyorum. Altınları gönderenlerin şeylerini sahnede okuyacağız. Sahneyi de göster abi. Tamam abi, şu şekilde. Minimum altın bedeli 750 TL, ona göre atın abi. Aynen, 3 lira 3 lira dalga geçme. Dön arkanı, dön arkanı bırak. Hiç bisik ateşlenmedi değil mi? Evet, mikrofonu verdik bile. Lunis sanırım sablık hediye etmiş. Onun dışında... Dur bakayım. Lan bu bizim Türkçeci beyazı ne ya? Ya benim kuzenimin eşi Salih abi çok iyi dans ediyordu. O yayında da göze çarptı mı acaba? Mükemmel dans eden bir adam vardı abi. Ama mükemmel dans eden bir adam vardı. Çarptı mı göze? MVP dayı. Dayı değil oğlum. O kadar yaşlı değil o. Kuzenimin eşi o ya. Yok etti değil mi? Vay be bro benim be. Bu ne? Abi gidiyor. Oğlum harekete bak. Abi yap. Abi yapma dur. Arkadaşlar gördüğünüz üzere izleyici azalıyor, tamam, izleyici azalıyor dur. Millet şeye gitti. Niye bu kadar kasmış peki yayın? Evet, peki Yağmur Hanım'ı çekebilir miyiz? Bayağı da kasmış ha. Bu böyle kasıyor muydu? Ghost çocuk yoktu ya. O da benim kuzenimin oğlu. Ghost çocuk yoktu ya. Kuzenimin oğlu lan o. Küçük kız olan. O da kuzenimin kızı. O da kuzenimin kızı. Aynı kuzenimin hatta. Evet abi. Biz dans ederken gerçekten piste geldi o çocuk. Evet. Ya Ferhat, sana aslında düğün gününden dolayı kızgındım. Ama ehliyeti kaptırınca dedim Allah zaten belasını vermiş. Ben Ferhat'a daha fazla kızmayayım dedim. Kapattım konuyu. Ferhat. Ehliyetini kaptırmış. Salak çıkmış. Alkollü sürmüş arabayı. 6 ay ehliyet cukka. 6 ay ehliyet cukka. 6 ay gitmiş. 6 ay. Hayır. İşin salak ve komik tarafı, ehliyetine el koyuyorlar 6 ay boyunca ama adamın eve kadar sürmesine izin veriyorlar. Amına koyayım, ne kadar saçma ya. Ne kadar salakça ya. Çok aptalca değil mi abi? Bak nasıl hemen kafaya taktı. Bana kızgın olma sebebi ne? Ulan Fero. Abi TR'ye hoş geldiniz gerçekten ya. Adam ehliyet el koyuyor ama basıp gidiyor evine kadar. Ne kadar salakça. Saçma sapan ya. Gülüyorum mesela, size normal geliyor olabilir. Aa, arıyor. Arıyor. Ferhat arıyor. Alo. Niye kızgınsın la bana? Kardeşim sonra konuşuruz bunları ya. Kardeşim sonra konuşuruz bunları. Yeterince hizmet edemedin Ferhat. Yeterince hizmet edemedin. Şişt lan lan. Bunu gerçekten yürekten mi söylüyorsun şu an? Yeterince hizmet edemedin Ferhat. Ben o gün istiyordum ki sırtım sıvazlansın. Peşimde pırdön. Vallahi bilmiyorum. O gün bir şimdi söylemeyeceğim. Yani bir sikmediğin kaldı. Anladın mı beni? O gün. O gün O gün Ferhat'a... daha bak benim sana yaptıklarımı hiç kimse yapamazdı bu arada. Sen de bunun farkındasın da neyse O gün uzatmayacağım. Ferhat'a resmen köpek çektim. Dedi ki kanka dedi.
Bugün dedi, istediğini yapabilirsin dedi. Evet. Sadece 24 saat. Ben de o 24 saat boyunca bunu sonuna kadar kullandım. Sonuna kadar ama. Harbiden sonuna kadar kullandım. Sonuna kadar kullandım. Her şeyi yaptım. Bir ara kızdım sana da yine boş ver ya. Neye kızıyorsun oğlum? Senin günündür yani, senin günündür. Tamam. Anlatayım mı fotoğrafçı hikayesini? Anlatayım mı yayında? Anlat abi, bunu. Bu çok komik çünkü. Bunu herkesin duyması lazım. Anlatıyorum abi, hadi kapat, yayınlar izle. Hadi. Şimdi... Of! Anlatıyorum abi. Abi fotoğrafçı hikayesi şöyle bir şey. Biz evden çıkacağız. Evde Ferhat, ben, Behiç, bir de Batu oturuyoruz. Sizin tanınız Batu değil, benim arkadaşım Batu. Haber bekliyoruz. Gül'ün işte ablam. Dur kendimi azıcık büyüteyim. En son ablamın makyajı kalmış işte. O kuaförde gelin ve yakınları var işte. Gelinin annesi, benim annem, ablam, işte gelinin yengesi vesaire falan. Kuaförde yapılıyorlar yani. Biliyorsunuz kuaförde böyle seri üretim. İşte gelin, görümcesi, kaynanası, anası. Seri üretim var orada böyle bir şeyler. Böyle saçlar, makyajlar falan filan. Hanımı aradım, dedim ki nedir durum dedim. Dedi ki bir tek ablan kaldı. Ben de ablamı aradım. Ablama dedim ki abla nedir durum dedim. Bilmiyorum dedi. Tamam dedim, o zaman sen yarım saat kal, sıraya kadar falan. Bana, beni dedim bir ara da biz de buradan yola çıkalım dedim. Tamam dedi. Ondan sonra ablam aramadı beni. O da gitmiş hanıma demiş ki. Dedim ki bitmek üzere demiş, sen Ahmet'i ara. Hanım da bana mesaj atıyor WhatsApp'tan. O sırada online'mışım ben. Mesaj atıyor, diyor ki hadi diyor kalk gel. Hashtag kalk gel. Ben onu görmedim. Sonra aradı. Neredesin dedi. Bir dakika, şarjım bitiyor. Dedim evdeyim. Çıkmamız mı gerekiyor? Evet tamam dedim, çıkıyoruz. Çıktık. Abi gittik kuaföre. Kuaförün önünde bir tane sarhoş bir adam. Biz zaten zarfları hazırlamışız. İçine paraları koymuşuz. Yani birisi önümüzü kesip para sorarsa. Arabayı süslemişim yani, anlatabiliyor muyum? Gelin arabası. Hani birileri önümüzü keserse parayı vereceğiz. Hazırız zaten. Bir tane ayyaş geldi böyle. Abi dedi ben şarapçıyım. Şarap alacağım. Bak dedi ben zarf adamı değilim. Arkadaşlık adamıyım falan. Abi tamam vereceğiz sana para diyoruz. Bir yandan kuaföre yaklaşıyorum. Kuaförde hiçbir hareket yok. Sıfır hareket. Arkada şarapçı. Abi diyor Ferhat dedim ver şuna vereceğim. Abi ben gönül adamıyım ya. Zarf değişim yok benim ya falan filan. Bir yandan kuaföre bakıyorum. Kuaför boş. Al al acaba alt tarafım var falan filan. Yaklaştım böyle. Ondan sonra aradım. Dedim aşkım neredesiniz? Biz de otele gidiyoruz. Dedim. Nereye? Dedi otele. Dedim ben seni buradan alacaktım. Otele beraber gidecektik. Kameraman çekim yapacaktı. Falan. Dedi bana kameraman dedi ki sen eve dönüyormuşsun. Ceketini unutmuşsun. Biz oteldeyiz. Geldik. Dedim. Ne? Ne oldu? Benim fotoğrafçıyı aradım. Dedim abi ne oluyor şu anda? Ne oluyor dedi. Dedim sizin adamınız gelmiş buraya, çekim yapacak olan adam. Benim hanıma demiş ki damat bey ceketini unuttu, eve dönecek, siz otele geçin dedi deyip benim hanımı buradan kaçırmış dedim. Nasıl ya dedi. Dedim evet böyle böyle bir şey olmuş. Siz değil miydiniz o dedi. Hayır dedim. Sonra o fotoğrafçı aradı beni. Murat diye bir tane. Hıyar. Dedi ki abi dedi sen geldin dedi. Ceketimi unuttum dedi. Böyle vitodan indin. Döndün dedi. Ben de gelini otele yönlendirdim senin söylemen üstüne dedi. Dedim Murat sen benimle taşacak mı geçiyorsun? Ben dedim hayatımda seni görmedim ki. Ben dedim hayatımda seni görmedim ki. Dedim ne anlatıyorsun oğlum? Sen dedim ne anlatıyorsun ya? Ya
Diyor ki ama diyor ben diyor YouTube videolarınıza baktım diyor siz gibiydiniz diyor yani. Dedim nasıl gibiydiniz ya? Manyak mısın oğlum sen dedim ne diyorsun? Açıklama yapmaya falan çalıştı dedim ki Murat kapat telefonu küfredeceğim. Ya ana avrat şu an kaymak üzereyim sana dedim. Murat dedim telefonu kapat. Otele geldiğimde karşıma çıkma söyle beni patronun arasın dedim. Çünkü dedim şu an düğün günümün içine sıçtın gelin arabasında Ferhat'la ben el ele gidiyoruz gelin yok amına koy. Aa çıldıracağım. Bir de yolumuzu kesiyorlar bir yandan da para veriyoruz ama gelin yok ortada. Ferhat'la ben el ele otele gidiyoruz. Ferhat da diyor ki sinirlenme hayatım diyor bana. Abi neyse gittik otele. Kayınpederim karşıladı. İşte düğünden önce bir saat takmak istiyorlardı bana. Saati taktı. Arkada da fotoğrafçı. Patron ama. Dedim ki abi dedim sakın konuşma. Sakın konuşma dedim. O Murat denen adam da sakın dedim yani buralarda görünmesin bile dedim. Dalacağım dedim çünkü. Yani dalacağım. Yani beni dedim tutamazsınız ya. Böyle laubalilik, böyle mallık olabilir mi ya dedim. Böyle bir şey olma nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir abi? Niye beni buluyor yani? Dedim dalarım. Ziya diyorsun bak Ferhat'ı arayalım. Ferhat'ı arayalım doğrulasın. Yani dedim ki dalacağım dedim yani. Burada dedim. Bak Ferhat'ı arıyorum. Bak Ziya diyorsunuz hemen Ferhat'ı arıyorum. Hemen arıyorum Ferhat kardeşimi bak. Oğlum ne kadar sinirli olduğumu siz tahmin edebiliyor musunuz? Biz bir plan yapmışız. Gelin arabası süslemişiz. Gelin almaya gidiyoruz. Gelin gidiyor. Fotoğrafçı yüzünden. Al arıyorum. Al arıyorum. Al arıyorum Ferhat'ı. Kardeşim, ben fotoğrafçıya, o fotoğrafçı buralardaysa ona dalarım, ağzını yüzünü kırarım onun dedin mi? Ziya. Dedin mi demedin mi Ferhat? Aynen böyle dedim. Teşekkür ederim. Uzun zamandır adam demiyorum, birikmişlik var dedin. Aynen böyle dedim adamı. Aynen bu yani. Bu, aynen bu. Kayınpederimi de arardım ama şimdi adamcağız rahatsız etmeyelim. Saat kaç olmuş? Tamam yani, kardeşim kapat. Aşağı arama yani. Tamam hadi görüşürüz. Aynen bunu dedim. Adam da dedi ki tamam haklısınız Ahmet Bey. Ben yani ne yapabilirsem yapacağım dedi telafi etmek için. Abi dedim yani başka birisini getir o yapsın çekimi dedim yani bu... Bu adam yapacaksa dedim ben dedim yani nefes almakta güçlük çekiyorum dedim. Sen dedim tamam dedim yani sen dedim onu şey yapma dedim. Sen dedim onu dedim uzaklaştır dedim yani öyle bir anı abi. Hani yıllar sonra bile anlatıp güleceğimiz saçma sapan bir talihsizlik yaşandı. Amına koyayım yani gelini random gönderen fotoğrafçı çok ilginç bir şey ya. Çok ilginç bir şey. Çok. Sonra DJ Khaled geldi. Aynen o DJ Khaled dediğiniz o mekanın fotoğrafçı şeysinin sahibi, patronu. Ya. Böyle bir anı. Yani ertesi gün otelden çıkarken dedim ki hayatım dedim şu arabanın üstündeki süsleri sökeceğim. Gelin arabası hani sen binmedin ya bir bak ister. Aldık amına koyayım üstündeki çiçeği eve getirdik. Bugün attık onu da çöp. Evde biraz durdu. Boşa gitmesin yani. Çok iyi ya. Her şey çok iyiydi yani. Çok iyiydi her şey. Ben barut gibi gittim abi otele. Geberiyordum yani. Oğlum o kadar para verdik o çiçeği eve bari getireyim dedim yani. Ne yapayım? Ne bokayım abi? Operasyon var izleyemiyorum seni abicim. Ne operasyonu? Ne yaptın? Suriye'ye mi gittin? Asker misin moruk? Ne oluyor? Çiçek fırlatma yaşandı. Allah'ın ayısı Ferhat kaptı çiçeği. Allah'ın ayı oğlu ayısı. Ne işin var senin orada evli barklı adamsın? Öküz.
Ayı gibi de boyu var. Zıpladı aldı. Allah'ın ayısı. Bütün kızlar fitil oldu amına koyayım. Ana avrat sövdüler Ferhat'a. Allah'ın öküzü. Senin ne işin var çiçek kapmada ya? İnanılmaz. Barış Pınar operasyonu Suriye. Ne yapıyorsunuz abi? Canlı mı izliyorsunuz? Biz sivil insan değil miyiz oğlum? Nereden takip ediyorsunuz bu kadar canlı? Evet mi? Oğlum kapatayım ben de onu izleyeyim. Öyle bir şey mi var? Allah Allah. Damat şakası yapıldı mı? Yapıldı. Yani damat şakası dediğiniz sırta vurma mı? Onu da ayı oğlu ayı Ferit yüzünden yaptılar amına koyayım. Gel diyor biz ille döveceğiz seni diyor. Geldiler sırtıma. Döveceğiz seni diyor. Ay. Niye açıldı ya? Geldi sırtıma vurdu ayı gibi. Fotoğrafı bile var amına koyayım. Ağzıma sıçtılar ya. Ben dedim Sadıç'ı dövün. Beni niye dövüyorsunuz amına koyayım? Sadıç niye getirdim dedim. Arkadaşlar kimin ne taktığını sormayın. Ben hakikaten ayıp olur diye bakamadım zaten. Bendeki kafada insanlar takarken böyle yüzlerine bakıyorum. Şöyle bakamıyorum. Şunu yapamadım yani. Şunu hiç yapamadım. Böyleyim. RP'yi Ferit takmadı. O yanlış bilgi. RP'yi Crank taktı. Riot çalışanı. O taktı. Yani zaten başka bir şey takmıştı. RP'yi esprisine taktı. Onu esprisine taktı. Ciro ne kadar? Vallahi düşük. Vallahi beklediğimden düşük. Cumhuriyet beklediğim yerlerden Uganda Cumhuriyeti geldi. Düşük. Oraya epey 250 TL bu arada az değil. Harbiden mi? Güzel. Düğün 200K tuttu mu? Yok be. Hayırlı olsun.